Peki hemşirelikle ilgili hocam, yani ne yapması lazım mezunun işsiz kalmaması için? Zaten işsiz kalmıyorlar mı? Ama her mezunun da yani bir eleme sistemi var mı mezuniyetten sonra? İş hayatı Tabii mı ki. ediyor? Tabii ki yani kalite çok önemli. Ama biz lisans hayatı boyunca alması gereken derslerin yanında kendisini geliştirmesi adına bilimsel kongre, sempozyumlara katılması konusunda öğrencileri her zaman için teşvik ediyoruz. Çünkü sağlık sektörünün içerisinde hemşirelik birebir insanla teması olan bir meslek grubu olduğundan dolayı kendisini geliştirmesi çok önemli. Teknolojiye ve yeni bilimsel gelişmelere açık olması çok önemli. Ondan Mesela bir dolayı arkadaşım sormuştu. Yeni açılan bir üniversitede yeni açılan hemşirelik bölümlerini tercih etmeli miyiz? Neye göre karar vermeliyiz? Şimdi mesela sizin üniversiteye gelecek arkadaşım hangi kıstasları söylüyorsunuz? Hani nelere dikkat etmeleri lazım? Üniversitelerde bu alanı seçecek arkadaşlarımın. Şöyle, şimdi hemşirelik mesleği uygulamalı bir meslek olduğu için biz birinci sınıftan itibaren öğrencileri uygulamaya çıkartıyoruz. Bir kere çok gelişmiş bir laboratuvarın olması çok önemli. Çünkü teorik derslerin yanında laboratuvarda uygulamalar da yapıyoruz. Onun yanında uygulama için hastaneye de çıkıyoruz staj kapsamında. Kendi hastanenize çıkıyorsunuz. Evet, şimdi kendi hastanemize çıkıyor olmamız çok büyük bir avantajımız olacak. Çünkü normalde biz hastanelere öğrencileri staja çıkarabilmemiz için Sağlık Bakanlığı'na talepte bulunuyoruz. Şu kadar öğrencimiz var, hangi hastanelere çıkarabiliriz diye. Ve Sağlık Bakanlığı bize değişik hastanelerde kontenjan veriyor. Bir öğrenci bir hastaneye bir gün staja çıkıyor, bir başka ders için bir başka hastaneye çıkıyor, bir başka ders için bir başka hastaneye çıkıyor. Bu da öğrencinin o hastaneye adaptasyonu zorlaştırıyor. Çünkü haftada bir kere eğer staja çıkıyorsan, bir Evet. iki hafta o adaptasyon süreciyle geçiyor. Tam alışıyorsun, hop bitiyor. Aynen öyle Tabii. gibi oluyor ama şimdi şey olunca kendi uygulama hastanemizin oluyor olması direkt olarak o hastaneye staja çıkacak oluyor olmaları o hastaneye bilindik olmasını Tabii. sağlayacaktır ve öğrencinin daha kolay adaptasyonunu ve aynı zamanda da teorik dersten de yararlılığını arttıracaktır. Evet. O yüzden Medicine değil mi sizin Medicine hastaneniz? Hospital, Ha, evet. Medicine'da. Çok hastada olan bir hastane olması o da avantaj. Tabii. Çok Kesinlikle. fazla pratik yapıyorsun tabii Tabii değil mi? Öyle o da kesinlikle evet. avantaj. Bizim için de, Çok büyük. bizim Evet. bölümümüz için de büyük avantaj. Evet. Peki, Osman Yüksek Okul normal fakülte arasındaki farkları sormuş. Bununla ilgili çok güzel bir yayın yapmıştık. Ama önemli olan senin sorduğunu biliyorum. Diplomada bir fark yok. Diplomada fark yok ama eğitim kalitesi açısından önemli fakültede. Yani zannediyorum fakültede daha bilimsel altyapı, bilimsel araştırma kısmını ilerleme açısından söylüyorsunuz. Yoksa Kesinlikle. normal teknik eğitim her ikisinde de iyi olmak zorunda zaten insan Evet. sağlığı ile ilgili. Ama araştırmacı olma yönünde fakülte daha avantajlı. Evet, mesela bizim üniversitemizde kurulmuş her bilim için, sosyal bilimler için, sağlık bilimleri için kurulmuş laboratuvarlarımız var. Mesela o laboratuvarların olması öğrencilerin katılımı, yani akademik olarak kendilerini geliştirmelerine katkıda sağlayacaktır. Evet. Yani diploma açısından bir fark yok, maaş açısından da fark yok başlarken. Evet, Onu onlar. sorduğunu biliyorum. Para önemli çünkü. Peki. Peki.